Bence Türkiye'de bir dinamizm de var. Şimdi herkes kötümser konuşmasın. Bakıyorsun oteller dolu, uçaklar dolu, ne bileyim restoranlar dolu, her taraf dolu. Geldik buraya zar zor geldik örneğin. Yumurta fiyatları da arttı bu arada. Nasıl? Fiyatlar arttı bu arada. Lafı oraya mı getireceksin? Devam. Çok tabii. Aynen devam. Ama İstanbul'da şimdi tarım kredi marketlerinin Anadolu yakasına gireceğiz. Ben şu anda Orta Anadolu'yum. Eskişehir, Kütahya, Bursa, Ankara'nın bir bölümü, Kuzey Ankara diyelim. Tüm hızıyla devam ediyor. Bundan sonraki yıllarda. Zamlar sizi nasıl etkiliyor? Şimdi yumurtadaki zamlar geçen yanlış anlaşıldı. Benim ağzımdan çıkan keyfim yerinde diye bir laf etmedim ben kesinlikle. Çünkü vatandaşın cebinden çıkan her kuruş beni üzer. Fazla kuruş üzer ama yem fiyatlarının üreticiler hep aynı şeyi söyler. Yem fiyatlarında kontrolsüz bir yükseliş var. Bugün yumurtanın fiyatının 5 lira olması, 4,5 lira olmasındaki bütün maliyet yemdir. Yemler çok pahalı. Üretici olan herkes bunun farkında. Onun için biz bunun büyük bölümünü yeme veriyoruz. Cebimize giren para değil. O biraz sevenlerimizi üzmüş. Şimdi yumurtaya gelirsek, yumurta temel gıda. Ben de bu sektörde 2 yıllık bir geçmişi sahibim. Ve iyi gidiyoruz. Bundan sonraki yıllarda inşallah sizler de benim sabah yumurtamı yersiniz. Önümüzdeki zamanlarda yumurta kaç para olacak? Biraz. Benim her dediğim tutuyor değil mi? Evet, geçen sene böyle ben. Ben geçen sene ilk zamı ben söylemiştim. Evet. 1 yıl 5'te kalır. Bence Türkiye'de bir dinamizm de var. Şimdi herkes kötümser konuşmasın. Bakıyorsun oteller dolu, uçaklar dolu, ne bileyim restoranlar dolu, her taraf dolu. Geldik buraya zar zor geldik örneğin. Geldik Altın Kelebek. Yani yılların geleneği. Ben de Altın Kelebeği 1979 yılında Baharı Bekleyen Kumrular gibiyle ilk daha 24 yaşında bir delikanlıyken onun bestecisi olarak yılın bestecisi olmuştum. Yani Altın Kelebek'le herhalde bu salonda ilk tanışan benim. Benden daha eskisini tahmin etmiyorum. Yıl 1979. Yolu siz açtınız yani. Yani işte 1979 yılında Baharı Bekleyen Kumrular gibi yılın bestesiydi. Bülent Ersoy'un okuduğu şekliyle. Ben çünkü o yıllarda şarkıcı değildim. 1978'den 2022'ye. Buyurun. O günden bugüne uzun yıllar geçti efendim. Nasıl geçti sizin için o yıllar? Yani benim şarkıcılığım 42 yıl. 1980 yılında şarkıcı oldum. 1980 öncesinde ut çaldığım dönemler ve beste yaptığım dönemler. İşte Bülent Ersoy'dan çıkan Baharı Bekleyen Kumrular gibi. İşte bu bizim hikayemiz yine Bülent Ersoy. Beddua Bülent Ersoy. Arkasından 80 yılında dedim ki artık ben şarkılarımı okuyacağım, ben meşhur olacağım diye bir plan yaptım. Aynen plan tuttu gördüğünüz gibi. Hala buradayız. Peki son olarak şimdi yeni bir hazırlık çalışmaları var mıdır? Evet, yeni teklimiz var. Gelecek hafta klip çekimimiz olacak. Yılda bir kez tekli yapıyorum. Eski yıllarda o 13-15 şarkılık CD kaset yılları bitti artık. Şimdi teklilere döndük. Yeni tekli geliyor.